Hoş geldiniz Voleybol Panorama efendim. Tatil bitti. Programımız yeniden başladı. Cahit abi ve Yürüt ablayla voleyboldaki yaz değerlendirmelerini yapacağız. Tabii olimpiyatlar bitti. Takımlar yeni sezon hazırlanıyor. Transfer dönemi derken bakalım neler oluyor. Hoş geldiniz diyorum. Yürüt abla günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Cahit Hoş abi sana da bulduk. günaydın dedik. Evet Günaydın. neler oluyor? Yokluk bir dönem. Bu dönemde takımlar ne yaptı? Neler oluyor, neler bitiyor? Evet, Veli ablacığım. Ateşli bir şekilde transferler oldu. Evet. Bazı şimdi turnuvalar oldu. Onları pek fazla tabii seyretme imkanımız da olmadı. Yani neticelere göre gidiyoruz. Bence evet transferler oldu. Bazı transferler sakatlıklar çok var bu olimpiyattan sonra. Yabancı olsun, yerli olsun açıkçası. Nasıl olacak bilmiyorum. O süreci nasıl atlatacaklar? Bence takımlar daha oturma sürecinde. Yeni yeni oyuncular aldıkları için mesela benim ilk duyumda en başta bomba yaratan Plummer'ın sakatlığı 3 ay olmayacak plan gibi bir laflar ediliyor. Diğer bizim sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Onlar ne kadar randıman gösteriyor bilemiyorum. Zaman zaman sahanın içini görüyormuş yani. Ben bunları aşağı yukarı Twitter'dan gördüğüm kadarıyla hani görüntüler falan değil de maç içinde neler oluyor veya X bir kişi paylaştığı zaman orada olan birisinden bilgi alıyoruz. Daha çok erken diye düşünüyorum. 3 Ekim'de başlayacak hazırlık sürecindeler. Bir de çoğu takımda değişiklikler oldu. Mesela vakıfın epeyce bir değişikliği var. Epey oyuncusu gitti. Onlara da o takımın oturması, bu takım oyunu yani onu bakalım nasıl olacak. Yani o süreçte diye düşünüyorum. Takımlarını bulma, oturtma sürecindeler ki tabii ki çok erken daha ligler için konuşmaya diye düşünüyorum. Birkaç Evet, Cahit turnuva abi. yani o Evet. turnuvalardan haber alamadık çünkü seyredemedik turnuvaları. Evet. Yani seyredip de fikrimizi söylemek başka. Bir de kulaktan dolmayla konuşuyoruz şimdi. Ya. Transferli oldu ama takımları görünce anlayacağız ne olduğunu. Şimdi sonuç Evet. odaklı gidiyoruz. Sonuç odaklı ve tabii gelen bir takım bilgiler var maçlarla ilgili. Cahit abi olimpiyatlar bitti. Büyük tablo büyük sakatlıklar, yeni gelişimler, yeni oluşumlar. Sen nasıl görüyorsun? Yani şöyle tabii evet bu sene biraz daha hareketli, biraz daha zorlu bir lig var. Ama hani gözlenen bir lig mi? Dünya birincisi olmuş zamanında böyle bir ülkenin ligi mi? O da tartışılır tabii. Hemen vakıftan başlayalım. Vakıf çünkü çok ilginç. Viyo'nun da söylediği gibi birçok voleybolcuyu transfer etti. Fakat vakıf tabii Gabi'yi çok arar. Yani Gabi'nin yokluğunu nasıl kapatacak onu Guidetti çok düşünmüş. İyi de transferler yaptı. Mesela Bosetti'yi aldı. Ama vakıf burada tabii Bosetti ile beraber hem file önünde hem arkasında hem geride Gui gibi bir performans bekliyor mu? Bence beklemiyor. Ama onu başka taraftan da kapatmaya çalışıyor. Mesela nereden kapatacak? Markova'dan kapatacak. Markova evet çok yüksek, çok iyi bir performans verdi bu arada. Bir bu var notlarımın arasında. Mesela en önemli bence transfer orta oyuncusu Yin Yuan 2 metre 0-3 arkadaşlar. Bence ligimizde böyle bir orta oyuncusunun olması çok önemli. Çünkü biz ortadan yıkıldık biliyorsunuz olimpiyatlarda. Ne kadar önemli olduğumuzu Yuan bize kafamıza vura vura gösterecek. Bir kere bu var. Onun dışında Bahar var biliyorsunuz. Burada Deniz'i merak ediyorum. O Deniz tabii Türk voleybolcu olması adına son derece önemli. Bir de biliyorsunuz Türk voleybolcular açısından da önemli bir lig yaşıyoruz. Derya var. Derya'ya neredeyse bağımlı kalmış vaziyette. Bence bunu hem yurt dışındaki turnuvalar hem de Türkiye'deki ligi olarak ayırmış. Derya'yı Türkiye'de çok kullanacak ama yurt dışında daha az kullanacak gibi bir sonuç buradan çıkarabiliriz. Ha, Belli olmaz pasöre gelince ama pas Cahit'ciğim belli olmaz. Eğer iyi randıman verirse Derya ki milli takımda bir çıkış gösterdi. Daha da yerleşirse Evet. manşeter bence onunla da devam eder ama Bosetti'yi es Yo geçmeyin. yo Yani Bosetti'yi geçmiyorum. Evet. Bosetti'yi mukayese ediyoruz ama yani Bosetti çok büyük işler yaptı İtalyan milli takımında.
Ama da Kesinlikle. komple bir oyuncu. Fiziğine bakmayın. İlla 3 metre es maç vurmuyor bakmayın. Çok akıllı bir oyuncu esasında. Ama o Manşet de liderlik öyle. var. Bilemiyorum liderlik. Gabi de bir liderlik vardı. Gabi bütün takımı topluyordu. Onu Aynen. kim yapacak şimdi takımda? O önemli olan diye düşünüyorum. Pardon Yani sözünü devam et. iyi Yo yo oldu. sorun yok. Devamlı Güzel. araya girebilirsiniz. Hiç problem değil benim için. 3-2 Eczacı'ya yenildi. Tabii bu bir veri mi? Bilemiyoruz. Onu tabii takım daha oturma aşamasında. Ama burada pasör Johnston'un düz bir pasör olduğunu düşünürsek son zamanlarda birazcık daha ortalara ve arkaya değişik paslar atma hevesinde olduğunu düşünürsek ki bunu başarıyor mu? Bence biraz zor başarıyor. Ama yine de Sıla ile beraber vakıfı çok iyi organize edecek. Bence vakıf Eczacıbaşı gibi, Fenerbahçe gibi Avrupa'da bir kere yarı final, çeyrek final, yarı finale rahatlıkla gelmesi gerekiyor. Yani böyle bir takım kurdu. Guidetti bence burada en iyi transferi o yaptı ama işte eksikleri bu anlamda biraz Türk voleybolcular açısından bir eksiği var. Araya girebilir miyim yine? Tabii Evet. ki. Cansu düz voleybol diyorsun. Cansu özellikle Guidetti ile dışarıdan yönetilen bir oyuncu ama Guidetti daha bir kombinasyonlar yapıyor takımda. Bak. Yani oynatma şekline. Bakma size biz bu sene hayal kırıklığı Santarelli pasörleri nasıl kullandı? Klasik top oynattı. Orada antrenörün de rolü var yani. Hep biz pasörlere yükleniyoruz ama pasörlerde ne derlerse o yapılıyor. Esasında. Ama Muhakkak. Guidetti daha şeyler yapıyor. Kombinasyon şeyler Kombinasyonlar. değiştiriyor. Elindeki oyunculara göre top oynattırıyor diye düşünüyorum. Benim genel bakış açım bu. Çünkü bu sene milli takımdaki olaylar fiyasko olduğu için yani Evet. pasörleri fazla eleştirmeyelim orada diyorum. Sanki. Yok elek. Dur daha, Yani dur daha düz. pasörü eleştirmeyelim Hayır ya. hayır Daha, hayır. daha. Böyle Dur düz daha oyun. L eleştirmesinden bahsediyorsun. Daha ben onları nerede eleştireceğim? Dur, dur. Ben Oo. demek istedim. Yanlış cümleyi kullandım belki ama düz oyun diyorsun. Düz oyun Evet. Johnson'ın elinde değil. Dış etkenler, Yani dış düz elinde etkenler. değil diyorum yani. Şu anda mecburen düz oyun oynadı. Sakatlar o kadar Vargaspor olduk, o olduk, bu olduk. Ama burada bence Guidetti her iki pasörünü de elindeki oyunculara göre iyi kullanacağını düşünüyorum. Yani ben şunu demek istedim. Önden, ortadan, kısa, üstü, arkaya dönüşler. Yani smaçörlerin adım ve hareketlerinden bahsettim. Yoksa Guidetti senin söylediğin gibi devamlı aslında Santarelli de öyle. Devamlı oyuncuları değiştiriyor, aralara sokuyor falan. O ayrı. Ama biz biliyorsunuz neredeyse Rus voleybolu gibi bir voleybol oynuyoruz. O yüzden benim düzden kastım bu. Cansu yüksek, yüksek, arkaya yüksek, öne yüksek, dörde yüksek. Yani böyle bir voleybol artık dünyada ve Onlar. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde artık bitti. Böyle bir voleybol yok. Yani bitti. Bunu değiştirebilecek Cansu mu? Bilemem. Yani Ben onu anlatmak istedim. Yani Guidetti'nin sisteminde Cansu milli takımda oynadığı gibi oynamayacak. Onu anlatmak istiyorum. ha, eyvah. Milli takımda Rus voleyboluna döndük. Ay, Onu kesinlikle. anlatmak dedim. Yoksa oydu buydu değil. Yani Cansu Guidetti sistemini oynatmak zorunda kalacak. Ve hatta Evet. Sıla. Evet Şey, devam et. Eczacıbaşı Efendim. diğer takımdan Hemen soracak. Eczacıbaşı'na söyleyeyim. Eczacıbaşı da aynı nasıl Gabi'yi arayacaksa Voronkova'yı bence çok arayacak. Çünkü bu kız çok cefakardı. Hem önde hem arkada aynı şekilde birçok şey üstleniyordu. Zaman zaman Ferhat'tan gelen bazı sıkıntıları yaşadı. Psikolojik olarak da çok etkilendi. Bence bu kızın gitmesinde en büyük etken de Ferhat'tır. Ama bu arada Plomer diyoruz başlı maçör. İşte Plomer sakatım diyor. Bu arada bir evlilik yaşıyor. Bu da bir enteresan bir şey. Dena Retke geldi ortaya ama ağır bir kız. Yani hem köşelere ne kadar koşturacak. Ha, bizim ülkemizde Vakıfbank köşelere yüksek oynarsa Retke burada çok rahat iş yapar. Gider yüksek işte Vargas'a at yüksek oraya Dırç'a. Oraya göre bir blok yapar. Diğer tarafta da yapar. Ama yine Avrupa'ya geldiği zaman yine de yavaş kalabilen bir voleybolcu diyelim. Sinekçe burada eczacı başında çok hareketliydi. Bence bu sene biraz onun üzerine gitmek lazım. Ama yine Elif'e bir şey söyleyeceğim.
Elif de eğer bu magazinden, bu reklamdan, bu influencer kafasından kurtulursa harika bir pasör. Her zaman beğendiğimiz bir pasördü. Naz dünyanın en iyi pasörü. Yani bizim ülkemizde başka daha iyi bir pasör yok. Bunu her zaman söylüyorum. Ama bakalım Ferhat Naz'a o şansı verecek mi? Anlaştıklarına göre verecek. Yani eşit anlamda kullanacak mı? O bende soru işareti. Türk Hava Yolları'na geliyoruz. Türk Hava Yolları'nda da çok ilginç gelişmeler var ama orada hiçbir veri yok. Öyle olmasına rağmen yine bence 1, 2, 3, 4 böyle arka arkaya sıralanacak diye düşünüyorum. Maçlara bakarsak Galatasaray'a bakalım. Balkan şampiyonu oldu. Evet. Ya çok komik bir şey oldu. Ya bu Galatasaray'ı ben Galatasaraylıyım ama Galatasaray'ın o vakur duruşu, Galatasaray'ın o hani birçok büyük iş yapıp veya hani cefakarca mücadele edip arkasından da mütevazi oluş duruşu biraz Galatasaray'da gitti gibi. Hem futbolda gitti çok yaşa. Hem futbolda gitti hem Evet. voleybolda gitti. Şimdi takımın kaptanı kim olacak, o mu olacak, bu mu olacak derken ilkin oldu. Tamam güzel oldu, hiç sorun yok ama ilkin 4 numaradan geçen seneki verimi verebilir mi? Neden? 2 nedenden dolayı. Bir tanesi şu, 3 tane sakatlık, bir tane ameliyat. Bunlar kolay şeyler değil. Ben maçı seyrettim, televizyondan seyrettim. Başı anten şey nete gelmiyor. Ama tabii tecrübesi var, akıllı kız, zeki kız ve onu çok rahat kullanıyor. Fakat tabii bu arada Kalandadze diye bir smaçör transfer etti Galatasaray. Bence 4 numara için çok önemli. Bakın ondan çok şey öğreniriz. Yani ilkin de bence ondan çok şey öğrenebilir. Kalandadze hem müdafaada hem de smaçta çok uzun bir kız değil. 1,80-1,85 boyunda ama gerçekten çok akıllı smaç vuruyor. Lazovic, geçen seneki Lazovic biliyoruz bunu. İlkinin çok üzerinde değil. İlkin Lazovic böyle bu şekilde gidecek diye düşünüyorum ama ilkinin performansı devam edecek mi? Onda çok şüphelerim var. Bir de pasörleri var. Ekranlarda devam edecek maalesef. Eyvah. 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 Ona Eyvah. geleceğiz. Ben konuşuyorum ama sen bitir Yok. sonra söyleyeceklerim çok benim. Genel olarak. Hemen. Kısa. Ona Yazıyor. geleceğiz. Bir kenara yazıyor hepsini. Hepsini yazıyor kenara. Kısa. Hemen bitiriyorum. Yani şurada bu notu almamız lazım. Yani Britt Bongrist diye bir pasör var. Geçen sene de ligimizdeydi. Ve bu pasör de düz bir pasör aslında. Fakat ben o kadar düz olduğuna inanmıyorum. Mesela Yasemin Güveli bence Galatasaray'ın en iyi transferlerinden bir tanesi ve çok da başarılı oldu. Blok da inanılmaz. 1,90'lık kız ama kolu çok uzun. Bence 1,95'lik gibi bir hava yaratıyor. Kolu çok uzun ve o sayede çok rahatlıkla timingle beraber yine blok da hakikaten çok başarılıydı. Yani oynadıkları takımlar çok zayıftı ama en azından durduğu yeri biliyor. Nereye çıkacağını biliyor, ne yapacağını biliyor. Her şeyi görebiliyorsunuz. Yani basit bir maç olmasına rağmen. Burada asıl problem Guillermo Hernandez. Çok zor bir takımı yönetecek bu sene. Yani İlkin diye bir isim. Yani önemli bir isim. Ama bence olimpiyatlarda yapılan tercihle o güvenirliğini biraz zedeledi. Yani orada çok dominant olmaması gerekiyordu. Tamam, takım beni tercih etti. Görevimi yapayım ve bu takımda olayım. Havası başka bir şey. Ben sakatım ama bu takıma ben girecektim zaten demek başka bir şey. Bu bütün tribünleri bile etkilemiş biliyor musunuz? Benim Galatasaraylı arkadaşlarımın hepsi o konuda olimpiyat öncesi İlkin'le olimpiyat sonrası İlkin arasında bir gönül problemi yaşamışlar. Biraz menajerlerin gazıyla devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek? Orada baş smaçör olmak böyle birlikte kolay değil. Bakın kim hangi isimleri saydık teker teker. Bu arada Yasemin'in gerçekten Galatasaray'a çok faydalı olacağını düşünüyorum. Libero'da Eylül ve Bihter'in de aynı şekilde faydalı olacağını düşünüyorum. Çok önemli bunlar. Gerçekten bir Galatasaray'ın ilk üçe oynayabilmesi lazım ama bu Evet. kadroyla oynar mı soru işareti. Son olarak Diyelim. Beşiktaş'a geliyorum. Beşiktaş benim eski takımım. Hem voleybol oynadım hem takımı çalıştırdım. Antrenörlük de yaptım orada. Çok kıymetli bir marka.
çok kıymetli bir kulüp. Eczacıbaşı olsun, Galatasaray olsun, biz Beşiktaş olarak hep bunların altyapılarında beraber çalışırız. Bir tane şimdi de Viyocum da oradan geliyor. Ben de oradan geliyorum. Ferhat Eczacıbaşı'nın gençlerini Beşiktaş'a vermedi ve PTT'ye verdi. Şimdi bunun anlamı nedir? Bunu çok iyi düşünmek lazım. Türk voleyboluna nasıl hizmet edeceksiniz? Bunun kararını Eczacıbaşı'nda sadece Ferhat verir. Ben Eczacıbaşı'nın bu geçmiş kültürünün dışında bir kültür olduğuna inanıyorum. Çünkü Eczacıbaşı'ndaki yöneticilerin mutlaka Parantez. girmesi lazım diyorum. Bir cümle Evet, ben... veriyorum ve sana veriyorum. Recep. Fenerbahçe'yi konuşmadın. Ha, doğru. Ama Ha. Recep, bravo. Recep, antrenör, Beşiktaş'ın antrenörü Recep mi bunu beceremedi? Başaramadı. Eczacı'dan bu transferi yapmakla ilgili. Tabii ki oraya geleceğim. Yoksa şey mi? Yani bunu Ferhat Bey. düşünmek lazım. Fenerbahçe'yi de bir cümleyle özetleyeyim. Fenerbahçe eski Fenerbahçe. Bildiğimiz Fenerbahçe. Vargas'ın buradaki enerjisini göreceğiz. Gerçekten. Ama iki tane orta oyuncusu Eda ile Aslı'ya bu sene bayağı zorlanacak. Ben size söyleyeyim. Üzerlerinden takır takır geçecekler. Zaten hani blokları çok 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 etkili değil. Aslı'nın çok iyi niyetli bir orta hücumu var. Çok iyi niyetli bir mücadelesi var. Eda'nın efsane olmuş bir tek ayağı var ama onların pek fazla bir şey az önce saydık. 2 metre 0.3 bir Yuan var karşılarında. Şimdi ilk dörde oynayacaksanız toplam 6 tane 7 tane maç oynayacaksınız. Bu kadar maçın arasında Fenerbahçe'nin de geçen seneki Ana Irina gibi bir baş smaçörün olmaması bence etkileyecek. Hatta İkinci Vargas mı Ana Irina mı dörtte soru işareti. Soru işareti. Direkt bir öğüt evet. abla. Çok İkinci konuştum. dörtte Pardon. Hayır, Cahit bence abi. dörtte değil. Cahit'in değindiği gibi ortalarda problem olabilir. Çünkü zayıf kalıyor. Bakın bunu her zaman söylüyoruz. Bu Fenerbahçe olsun, takımlar olsun. Eczacı başında da öyle yani. Orta çok önemli. Önem taşıyor artık. Çok önem taşıyor. Orada işte Guidetti'nin akıllılığı 1.90'lık oyuncu aldı. Orta adam aldı bakın. Yani Fener'de bu Eda, Aslı, Dicle denenmiş bir şey Cukova nedir o yeni tekrar eski oyuncusunu aldı. Yani ortalar çok önemli olduğuna değiniyoruz. Sen istediğin Kesinlikle. kadar Vargas'ın olsun, Alinan olsun defans orta oyuncu çok önemli. Orada fiyasko olacaklar. Bence Guidettin'den akıllı işlerinden bir tanesi onu. Okbobo gitti onun yerini doldurmak için daha da uzun aldı. Yani sen zaten Şampiyonlar Ligi'nde bir Moko'yla bir şeyle nasıl baş edeceksin? Yalnız ne olmuyor? Biz bunu gördük. Hücumla ne olduğunu milli takımlarda da gördük. Vargas'ımız var, Ebrar'ımız var, o var, bu var. Takım yok ama. Evet. Maalesef. Yine evvelki olimpiyat gibi buramızda kaldı. Yani çok üzgünüm. Ben bir şey söylemek istiyorum. Demin bütün takımlardan bazı isimleri konuşarak geldik. Önce oyunculara rica ediyorum. Bu kadar bu seviyelere gelmiş olan oyuncular. Önce kendi disiplininizi kendiniz sağlayın. Bravo. Takım disiplin tabii ki. Oyuncu kendini bilecek. Oyuncu artık siz politikleri Yeşilçam'ı da geçtiniz yani. Ne oluyor ya? Biraz kendinize gelin. Yeter artık bu. İlla tamam sosyal medya çok güzel bir şey, yeni dünya bunu şey yapıyor ama niye İtalya yasakladı her şeyi? Ve başarı Değil mi? geldi. Eski kafayız ya, başarı geldi ama adamlar dışarıda kamp yaptılar, Olimpiyat köyüne girmediler, törene katılmadılar, açılışlara tamamıyla odaklandılar. Yani bunların psikolojisi yok mu? Biz neyiz? Biz ne yaptık? Arkadaşlar konuşmuyoruz, konuşmuyoruz ama bir yere gelelim. Lütfen bizim zirvedeki ve yeni yetişen oyuncular önce kendi disiplinlerini oyuncu kendi sağlayacak. Yani yaptıkları şeyler hangi kamptan bahsediyorsunuz yani milli takımda? Ne yapıyorsunuz? Nerelere geldik? Konuşmuyoruz. Çok şey biliyoruz. Konuşmayacağız da. Çünkü sporcu kendi geleceğini düşünsün bir kere. Milli takım bitti. Olimpiyat bitti. Bir yarın Şampiyonlar Ligi bitecek. Kaç sene gidersin sen bu kafayla gidersen? Bırakın menajerler rahat bırakın şu oyuncuları.
Yeter. Yani biz Paris'te reklamda birinci geldik. Her Kesin. yerde reklam filmleri. Antrenman yok. Herkes serbest. Nasıl tamtı? O resim koyuyor bilmem nerede yemekte. Öbürü resim koyuyor bilmem kimle geziyor. Nasıl iştir bu? Ben anlamadım. Ben şurada şimdiye göre çok basit. Akdeniz oyunlarında bile bu ciddiyetsizlik yoktu yani. Öyle görüyorlardı Doğru. bile Akdeniz Evet. oyunlarında. Gece vakti abla, gece vakti ertesi gün çok kritik maçımız var. Gece vakti sosyal medyada taraftarlarla yazışmalar saat Seneler 2'de. nerede arkadaş? Sınıfta kaldı. Evet. Antrenör daha da sınıfta kaldı. Yönetim hepsinden fazla sınıfta kaldı. Kusura bakmayın. Çok ağır konuşacağım. Hadi bakalım gelecek senelerde görelim olimpiyata nasıl gideceğiz. Ben geçen seneden söyleniyorum ama herkes düşman aldı. Ben eleştiriyorum. Ben eleştirmiyorum. Genel olarak ne dedim? Birinciliği korumak çok zor dedim. Onu korumak için uğraştım. Biz sanki onu yok etmek için uğraştık. Kim olursa olsun Santarelli arkadaş vururum masaya elimi hesap sorarım. Sakat oyuncuları oradan oraya gezdir. 30 kişiyi al hiçbirini deneme. 3 liberoyla git tek liberoyla sakat olmuş. Hepsi sakattı da saklıyorlardı yani. Daha çok şeyler var. Söylenecek. Onun için lütfen o zaman bu yoldan gidelim. Oyuncular kendi disiplininizi kendiniz sağlayın. Lütfen. Sosyal medyasıymış. Antrenmanıymış. Kondisyonuymuş. Bu kadar sene top oynuyorsunuz. Size ne zaman yükleme yapıldı olimpiyatlarda? Maç zamanında tank gibiydiniz. Yanlış kondisyon yapıldı. Ben birçok kondisyonerimle de konuştum, aradılar. Belli bir şey var yani. Zaten doğru düz antrenman yapmadınız. Biri sakat, öbürü sakat, sepet gibi oradan oraya gidiyor. Bu, buyurun işte gösterge bu. Hiç kimseye kızmasınlar, kimsenin eleştirisine de kızmasınlar. Yanlış yönetim, menajer sıfır, antrenör daha da sıfır bana göre. Gülerek, dalga geçerek bize bir anlattılar. Benim taptığım Santarelli bu olaydan dolayı gözümden düştü. Güvenmiyorum ben artık ona. Kusura bakmasınlar, ben ağır konuşuyorum. Kulüpler Benim müdahil oldu. görüşlerim bunlar. Onun için bakın, oyuncu kendi disiplini kendi sağlar. Kendi vücudunu kendi tanır. Senin karnın sakatken kalkıp halteri karnına dayıyorsa bağırırım ben oradan. Kimsin sen, ne yapıyorsun? Öbürü Evet. ayağım burkukken sandalyeler taşırken beni gönder İstanbul'a tedavi olayım belki yetişirme giderim. Yok oradan oraya gidip de benim hakkımda onunla siz kimsiniz bu hakkı istiyorsunuz? Antrenör nerede? Yani oyuncu mu tayin ediyor 1-12'de veyahut da bir takımda olmayı? Nasıl bir şeydir bu? Benim aklım dimağım almıyor. Voleybol ne oldu? Nasıl yönetiliyor? Ne değişti? Yani bütün bu başarılar disiplinle gelmişti zamanında. Veriyoruz adamların eline. Adamlar at koşturuyor istediği gibi. İstediği gibi at koşturuyor. Bir de dalga geçerek birisi kibar yollu, öbürü bilmem ne yollu ne anlatlar veriyorlar. Yani bu bana çok dokundu. Ben eski bir milli takım oyuncusu olarak gerçekten çok dokundu. Bitti, ipin ucu kaçmış. Bana sorarsanız sıfırdan. U20'leri dedik ki bir araya toplayın, iki joker verin, yanlarına yetişsin bu çocuklar. Şey gibi de aldı o çocuklar. Bakalım oynama şansı bulacaklar mı, yetişecekler mi? Evet. Çok Diyorum. önemli. Yani Maalesef. Kötü çok yönetildi. Kötü çok yönetildi yani. üzülerek söylüyorum. Ben biraz da o yüzden çektim olimpiyatlardan sonra. Görmek istemedim açık söyleyeyim size. Ne transferdi, oydu, buydu. O kadar acayip şeyler oluyor ki. Artık çıkıyorlar oradan bey anlatlar. Şu, ya çıkın şu ekranlardan ya. Zaten yıldızsanız yıldızsınız. Zaten takip edileceksiniz. Nedir bu? Abuk subuk röportajlar veriyorsunuz ona buna. Nerede bu takımların menajerleri, yöneticileri? Her şey bu kadar serbest mi bir oyuncuya? Yok mu bu takımların bir disiplini? Eline mikrofonu alan gidip röportaj yapabiliyor mu oyuncularla? Yapmaması lazım. Yapmaması lazım. Onun da bir prosedürü var. Oyuncu kendini bilecek. Reklam için yapıyorsanız gidin çektirin reklam şeylerini. Kim yapıyor bu şeyleri? Bana onu söyleyin. Kim yapıyor bu sponsor sözleşmelerini? Bir şey söyleyeyim o konuyla ilgili. Duyduğumu söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Şimdi Söyle. benim çok, evet yani hakikaten çok dolmuşsun, üzülmüşsün de, ben zaten ara ara hep seninle konuşuyorduk bu konuyu. Evet, o emeğe, o enerjiye ve hani ilk belki final oynayacak olimpiyatta bunu kaybedilmesine çok üzüldüğünün farkındayım. Ama bunları bakın, bir tane fotoğraf var.
Adidas'ın binasının tepesinde Eyfel Kulesi arkada gözüküyor. Kızlara Adidas tişörtler giydirilmiş. Yani bu kadar önemli mi bu? Sonra ben biraz araştırdım. Bakın ben bana söylenenin yalancısıyım. Ve bana söylenen şey Sezgin bu tür organizasyonları yapıyor. Ve federasyonun bu tür menajerliklerini yapan Sezgin bence başkanı da güzel bir şekilde ikna ediyor. Kızları zaten ikna etmiş, paraya boğmuş vaziyette. Ama en büyük parayı da o alıyormuş. Şimdi ben Bir bunu dakika. dedikodu olarak söylüyorum. Federasyon insanın işinde tamam sponsorlukları yapıyorsun da menajerle niye konuşmuyor, antrenörle niye konuşmuyor da maç zamanı ben şimdi o tarafına bakarım. Ne kazanırlarsa kazansınlar. Zaten bu para Evet. muhabbeti. Tamam mı? Niye bunlarla koordine bir şekilde çocukları oradan oraya taşıyorlar çekimleri? Ya Çekimler o da yapılıyor. Sponsorlarla ne kazanıyorlarsa kazansınlar ama antrenman yanlarım. maç programında veyahut da benim çalışma saatimde hiçbir oyuncumu alamaz arkadaş. Ben oraya Ama o da dayanıyorum. Pelin'in işi. O da Pelin'in işi değil mi? O da menajerin işi. O da vermesin. Benim ne kadar sözü geçiyor, geçmiyorsa olmuyor bu işler. Olur. Beceremediler. Bitti. Tek kelimeyle beceremediler. Sıfır. Yani Veyhut abla kimin ne yaptığı belli değil. Durumunu gösteriyor milli takım düzeyinde. Bu kadar sene top oynamış, aynı zamanda da takipçisi olarak menajerlik de yapmış bir insan olarak ben ilk defa böyle bir düzen görüyorum. Böyle bir şey olamaz yani. Biz bunları söylediğimiz zaman kızıyorlar. Disiplin disiplin bu işte. Disiplinsizlikten biz kaybettik. Bir de ne olduğunu anlayamıyorsun yani. Nedir bu kadar yani? Nereye ne oluyor? Eğer Ama eşi kulüpler de işin içine girince kulüpler de ben daha güçlüyüm, ben daha iyi büyük kulübüm, benim de sözüm geçer deyince işler Arap saçına döndü. Nesi sözü geçiyor. Kim iyiyse, kimin hakkı varsa oynayacak O kadar, arkadaş. o kadar yani, bu kadardır yani. Kadrodan sen kalkıp sakatlarla gidiyorsan ve bu oyuncuların geleceğiyle oynuyorsan şimdi hadi buyurun bakalım. Ligde ne kadar verim alacağız? Zehra idare edecek. İlkin Hande. eski performansını bulamayacak. Ya bu kadar büyütmeyin bu oyuncuları. Arkadaşlar bu iş takım oyunu. Yani bir Tabii. oyuncu iki tane smaç vuruyor aman dünyanın en iyi oyuncusu. Hayranlar, fanlar onlar ayrı. Ama voleybolu bilen kişilerin bazı şeyleri ayırt etmesi lazım. Yani bu kadar da antrenörler meydanı boş bırakamazsınız. Ben size hep aynı örneği söylüyorum. Zeroberto ile çalışırken bile ekip çalışması yapıyorduk. O anlatıyordu, biz anlatıyorduk. Gördüğümüzü gidip oturup odamızda konuşuyorduk. Ya ben bunu görüyorum, ne dersin hocam diyordum. O bana o şunu diyordu. Bu nasıl Doğru. iştir arkadaş? Tamam. Veriyorsunuz antrenörün eline, tapıyoruz antrenöre. Her branşta bu böyle. Nedir bu kadar yani yetkiyi vermek? Kim hesap soracak bu adama? Pelin nerede? Pelin, yani Pelin, X Pelin. Menajer herkesin üstündedir. Yönetici menajerden öğrenecek yapacağını. Herkes iç içe bir galibiyet geliyor. Herkes ekranlarda, herkes Evet. ekranlarda. Ondan sonra bir kaybolunuyor. Ondan sonra bir şey. Bu nasıl iştir anlamadım. Ne düzen var, ne bir şey var. Ben şunu söyleyeyim abla, dışarıdan gör. Tabii sen içindesin. Oynadın, yıllarca kaptanlık yaptın, menajerlik yaptın. Cahit abi o şekilde içeride ama ben gördüğümü söyleyeyim. Ben tribünden gelen biri olarak maalesef voleybol futbolun içine girdi. Yani futbol gibi oldu. Benim oyuncum işte o yaptı Fenerbahçeli, o yaptı Galatasaraylı, o Eczacıbaşı'da, o Vakıfbanklı. Herkes kendi oyuncusu üzerinden milli takımın içine girmeye başlayınca bu işler bence ipin ucu kaçtı. Ben görüyorum, paylaşımları görüyorum. Yani sayı alan Fenerbahçeli Vargas, sayı alan Eczacıbaşı Hande. Yani bırakın, milli takım burası. Evet. Ya bir kere şunu akıllarından silsinler. Boşkoviç var, şampiyon adayımız Eczacıbaşı. Vargas var, Fenerbahçe. Yani. Geldi bu oldu. Bakın vakıf iyi transfer yani öbürkülere göre çok büyük şey oyuncu gibi gözükmüyor. Vakıf takım oyunuyla götürebilir bak söylüyorum size. Yani bu iş takım oyunudur. Ne oldu Vargas vardı bizde de. Biz hiçbir şey olamadık. Ya Evet. biz madalya ne olursa olsun madalya alacak pozisyondaydık. Bak yine söylüyorum Kesinlikle. oyunculara. Yine söylüyorum oyunculara. Daha derinine girmek istemiyorum. Disiplin. Disiplin. Maç arifesinde disiplin. Atın şu telefonları elinizden. Koca İtalya niye ellerinden aldı telefonları arkadaşlar? Nedir bu? Yaptığınız nedir? Yeter şu sosyal medyadan sıyrılın.
Kendi kendinize o disiplini vereceksiniz. Kapatırım telefonumu, ben kendimi konsantre ederim. Maça otururum arkadaşlarımla, maçı tartışırım. Ben Evet. bunları yaşadım menajerliğimde. Kulaklıkla olmaz. O son ana kadar, sahaya çıkana kadar maç tartışılır. Antrenör verir, yan yana oynayanlar nasıl ne duracağını yapar. Hangisi yapıyor? Kulaklıklar, konuşturmayın beni daha fazlasını. İstemiyorum da Evet. konuşmak. Anlayan Peki. anladı. Rica Anlayan anladı. ediyorum. Tamam. Yani bu Yani bu aslında bir Cahit abi, bir tablo şunu da demek istedi. Ya bizde şu var, bana hep aynı şeyi söylediler. Kolay mı ellerinden telefon almak? Kolay mı onu yapmak? İtalya yapınca yok kolay öyle bir şey. oluyor. İtalya Ya o... yapıyor. İtalya kolay oldu, yaptı. Ya Yok biz de öyle bir yapalım. şey. Biz, Yok evet. öyle bir şey. Sporcusun. Tabii ki alacağım. Sporcusun. Hatta her türlü gece bile denetlenecek. 24 saat uyumazdım. Eğer Denetlenecek. olimpiyat madalyası almak istiyorsan, istemiyorsan istediğin gibi takıl, sorun yok. Yani eğer başarılı olmak istiyorsan, dünya bir numara, iki numara, üç numara olmak istiyorsan, olimpiyatta madalya almak istiyorsan, Rio ne diyorsa onu yapacaksın. Çok net. Ben ne Burada diyorsam, bence ben bunu öğrendim. Ben böyle yetiştim. Bunu tabii. öğrendim ve onun için de biz kendi zamanımıza göre başarılı olduk. Disiplinden dolayı başarılı olduk. Ne fizik vardı, ne bir şey vardı şimdiye göre. Bizden Ruslar her zaman yukarıdaydı. Bir yerlere geldikse takım oyunu ve disiplinden ve birlik beraberlikten. Burada birisi çıkıyor onu diyor, öbürü çıkıyor onu diyor. Reklam yüzünden kavga ediyorlar. O Evet. yoluna çıktı mı çıkmadı mı? O bilmem ne yaptı mı? Bu nedir ya? Bu ne yani, siz dikkatinizi çekti mi? Nasıl ki biz diyoruz ki futbolda magazin oldu artık diye. E, Evet, voleybolda evet. magazin oldu. Şimdi Magazin burada zaten. görülen şey şu. Burada görülen şey şu. Voleybol Federasyonu'nda Sezgin bu menajer şey sistemini yönetiyor. Sezgin bunu artık ticarete vurmuş durumda. Yani Ya tabii ki peki, ticaret voleybolcular da kazansın. Bir Sezgin saniye. ticaret kısmına baksın Cahit. Bakıyorsa o Şimdi, kısmına, o öbür taraflara mani olamaz. tabii. Şimdi onu söylüyorum zaten. Şimdi bir kere Sezgin bu işte sponsorlarla beraber, reklamcılarla ve menajerlerle beraber bir üçlü oluşturmuşlar. Bunlar bu işin para kısmındalar. Pelin de takımdaki kızları bu tür harcamalardan, yani takımı harcıyorlar bu şekilde, kullanıyorlar. Bunlardan kurtarmak için aslında Pelin orada. Pelin de aynı şekilde bunlara uymuş durumda. Şimdi bir federasyon başkanı düşünün. Belki de oğlunu daha önce Eda'nın kocasıyla olan ortaklığının bozulma nedeni de bu olabilir. Çünkü bana anlattı biraz. Yani baktı ki orada yanlış işler oluyor. Belki de oğlunu geri çekti reklam ajanslarının sisteminden. Onu bilmiyoruz. Onlar hep soru işareti. Ama yani ortada bir olimpiyat takımı kurulurken, olimpiyata gidilirken, olimpiyat süresince bu kadar çok reklam, yani neredeyse influencer oldular bütün hepsi. Zaten orası garanti. Mesela Elif'le İlkin, yani voleybolda başarısız olurlarsa ki istemem, çok karakterli, çok harika voleybolcularımızdı bizim bunlar. Kesin influencer oldular. Oradan çok iyi para kazanırlar. Bir kere aileleri bunu düşünmez. Bu kızlar çok akıllı, çok zeki. Voleybol olmazsa orada bir kere ceplerine para girer bunlar. Bir kere Türkiye'nin en ünlü karakterleri, en ünlü simaları oldular. Ama Voleybol Federasyonu'na bakıyorsunuz. Buna mı ihtiyacın var? Senin ihtiyacın olan şey orta oyuncuları organize etmek. İşte bakın Deniz diyorum Vakıfbank'ta. Orta oyuncu. Buna bir bak. U17'ye bir bak. U20'ye bak. Bu çocuklar şeye gidiyor. PTT'ye gidiyor. Bunu bir sor bakalım. PTT'de ne yapıyorsunuz? PTT bunu hakikaten besleyecek mi? Beşiktaş'ta olsa ne olur, ne gider? Federasyon bunlara bakması gerekiyor. Ama maalesef böyle bir şey göremedik. Bir de federasyon cevap verecekti birçok sakatlıklara. Biz ne dediysek, Violet ne dediyse olimpiyat sürecinde hepsini yaşadık. Ben onu görüyorum, onu gördüm. O yüzden onun tecrübesine de inanıyorum. Bence gerçekten artık voleybola Dönsün. dönsünler. Ve voleybol zor bir oyundur, takım oyunudur. Aynı şekilde katılıyorum. Çok zordur ve takım oyunudur. Tamam, Tamam, zaten. ben... Eczacıbaşı'ndaki duruma bakalım. Son değişim oldu. Bir görev değişimi. Görev Sen. değişikliği derken okudum. Ali Atalık, Eczacıbaşı ailesinden. Yani Haluk Bey'in torunu. Genel koordinatör olmuş.
O bizim aramızda olan, devamlı takip eden, takımı hiç bırakmayan, deplasmanlara giden bilgisi, yani dahilinde olduğunu, daha iyi olacağına inanıyorum yani. Yönetim şekli, bakın bak yine söylüyorum size, bu kadar her şey yok, ne derler, skala yok. Yani her şeyin bir sırası vardır. Geliyor bir antrenör, diyor ki ben yönetiyorum. Tamam, ben ne dersem o. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu takımın yöneticisi yöneticiliğini bilecek. Menajer en önemli bana göre. Zaten menajer istemiyor adamcağız. Kendine göre insanlar. Ya buralar bak bakın çalıştıkları, ya benim bildiğim antrenör bir hedefe koşar. Başarılı olacak ki kendi kariyerini de yükselsin, değil mi? Evet. Yani ben oranın antrenörüyüm. Şimdi Santarelli ilk defa Olimpiyata gidiyorum dedi. Örnek onu vereyim. Hep Ferhat konuşuyoruz, sonra kızıyorlar. Aynı şey. Ben Olimpiyata ilk defa gittim dedi. Bana göre sıfır. Rezil oldu. Yani ilksin dedi sebeplerden. Benim daha bazı tahminlerim var. Bunları konuşmak bile istemiyorum. Size neden bu daha ne kadar sözleşmesi uzatıldı. Her neyse. Yani bana göre fiyasko. Ben çok inanarak, hatta Cahit'in dediği gibi biz Santarelli lafını atmıştık. Çok inanarak şey yaptım. Çok güzel toplamıştı takımı. O topladığı gibi de dağıttı. Ha. Mahvetti. Tamam mı? Yani senin ne deneyimin? Her türlü soru işareti var benim kafamda. Evet, doğru. Evet. Evet. Yani ne? Neyse, bu kadar olumsuz bir şey. Evet, geçmişi de araştırdık. Geçmişi birazcık kurcaladık. İyi de oldu bu konularda. Hakikaten konuşacaklarsa konuşsunlar, konuşmayacaklarsa artık konuşmasınlar gibi bir duruma geldik. Yani seçimler de var. Seçimlerde zaten bu konular konuşulur. Ama Ekim'de maçlar başlıyor. Bir hafta sonra bir daha bir program yapalım. Birazcık daha takımları orada irdeleyebiliriz diye düşünüyoruz. Evet, takımları tanımamız lazım. Seyredemedik çünkü bu turnuvalarda. Zaten çok erken takımlar hakkında konuşmaya. Herkes arayış Evet. için takımlarını yerleştirme yolunda. Zaman gösterecek. Kim ne zaman nasıl oynayacak, sakatlıklar nasıl gidiyor, odur budur. Yalnız o değil. Güzel takımlar var. Cumhuriyet turnuvası olmuş zaten. Onlar da yani aşağıdan gelen takımlar. Ben Türk Hava Yolları'nın bu sene daha başka türlü olacağına inanıyorum. Çünkü daha sonradan yaptığımızda içeride bir kargaşa yaşanmış. Hani biz hep eleştirdik ya, Zeroberto milli takıma dönsün diye falan, öyle değilmiş olaylar, her neyse. O da onların iç konuları. Yani bekleyeceğiz, göreceğiz. Görüşürüz. Güzel bir lig seyrederiz yine diye düşünüyorum. Alttan da kalite ne kadar artarsa ligimizin kalitesi o kadar artar. Bunu zaten hep söylüyoruz. Umarız çok katılımlı, mücadeleli bir lig bizi bekler. Ekim ayında başlayacak. Durum bu Benim de maalesef. son Evet. cümlem şu olsun. Benim de Buyurun. son cümlem şu olsun. Ben fotospor olarak, fotosporun genel koordinatörü olarak söylüyorum bunu. Voleybolu yapıyoruz bu arada. U17 ile U20'deki kızlarımızı yakından takip edeceğiz. Tamam. Yani geleceğimiz onlara ait. Yani bugün Hande'den konuşuyorsak, bu kadar yabancı voleybolcunun olduğu yerde bu U17'ler, U20'ler nasıl yetişecek? Bu kadar yabancı olsaydı Hande Ebrar olur muydu? Onu bir düşünelim. Evet. Teşekkür ettik. Van Vio tablasyon Yok. tamam. Bekleyecek söyle. Bekleyelim görelim. Uzun zaman ben biraz gerçekten üzülerekten koptum. Hatta Doğru. çok seyrek konuştuk Cahit'le de. Ama izleyelim, konuşalım. Ben yine sivri dilli olan ben olayım ama maalesef dediklerimiz çıkıyor yani. O üzücü Evet. olan takım o. Birazcık kulak verseler ama böyle gidiyoruz artık. Böyle gidemiyoruz. Evet. Ya güler yüzün sonunda gördük. Bu bir kere Evet, oldu. bir etapla Kapanış öyle gülerek. olsun. Her zaman var. Voleybola gönül vermiş insan olarak üzülüyorum arkadaşlar, yani nasıl diyeyim size. O çocuklar tepinirken niye geçen sene bu kadar mutluyduk da bu sene kendi hatalarımızdan mutsuz olduk. Bilerek olmuş gibi oluyor. Yani bunları söylemiştik, olabilecekleri söylemiştik, her türlü şeyi. Kulak asmadılar. Dedim Evet. ki böyle gidiyoruz. Hani vizyonumuzu açmadık, bir yere odaklandık diyeyim, böyle gidiyoruz derken bir tek şeye odaklandığımız için gerisi bitti, çorap söküğü gibi gitti. Evet Umarım bundan arkadaşlar, sonra haftalar diliyorum bugün iyi pazar. haftalar ablacığım. Güzel bir hafta olsun. Gelecek programda daha pozitif, daha güzel şeylerden söz edelim. Umarım. Cahit abi ağzına sağlık. Görüşmek üzere.
Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Size selamlar. Selamlar, selam.